Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün birinci sınıf toplama işlemleriyle karşınızdayım. Birinci sınıflara yönelik hazırlamış olduğum bu toplama işlemleri yan yana ve alt alta olmak üzere değişik şekillerde hazırladım sizler için. Vakit kaybetmeden hemen alıştırmalarımıza başlayalım. Öncelikli olarak yan yana verilmiş toplama işlemlerinden başlıyorum. 5 ve 2'nin toplamı diyor. Sevgili öğrencilerim burada bizler büyük sayı aklımızda Küçük sayıyı parmağımızla göstererek üzerine ekleyebiliriz. 5 üzerine 2'yi eklediğimiz zaman 6, 7. Ya da eğer parmağımızla sayamıyorsak 5'in yanındaki sayıyı çizgilerle gösterebiliriz. 5, 6, 7. Evet. 9 artı 4. 9'u aklımızda 4'ü parmağımızla gösteriyoruz. 5, Özür diliyorum. 9, 10, 11, 12 ve 13. Evet tekrar ediyorum. 9 artı 4, 10, 11, 12, 13. Ya da 1, 2, 3, 4 tane olduğunu biliyoruz. Ve 9'un üzerine ekliyoruz. 9, 10, 11, 12, 13 diyorum. 6 artı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya da 1, 2, 3, 4, 5 çubuğu koydum. Altının üzerine ekledim. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet bunlar yan yana toplama işlemleriydi. Şimdi bir basamaklı sayı ile bir basamaklı sayı toplananlarımız birer basamaktan oluşuyor. Alt alta toplama işlemlerini yapalım. 6 artı 4, 6 aklımda, 4 elimde, 7, 8, 9, 10. Ya da ben 4'ü 1, 2, 3, 4 çubukla gösterdim ve altın üzerine ekliyorum. 6, 7, 8, 9, 10 dedim. Toplama sonuca yazdım. 9 artı 9, 9 aklımda, 9 elimde, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çubukla 9'un üzerine ekleyeceğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet sonuç 18. 8 artı 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet sonucu yazıyorum. 9 artı 1. 9 aklımda. 1 elimde. 10. Evet bir çubukla gösterebiliriz. Büyük sayı aklımızda tutuyoruz. Küçük sayıyı parmağımızla gösteriyoruz sonucumuz 10. Şimdi 3. bölümde ise 2 basamaklı doğal sayılarla bir basamaklı doğal sayıları topluyoruz. 13 artı 5. 13 aklımda 5 elimde 13. 14, 15, 16, 17, 18. Evet buraya çubuk da yazabiliriz. 5 tane 13'ün üstüne ekliyorum. 14, 15, 16, 17, 18. Sevgili öğrencilerim bu şekilde yapabileceğimiz gibi bunun başka bir yöntemi de var. Önce ben onlar basamandaki biri kapatıyorum. Birler basamandaki sayılara bakıyorum. 5 ve 3 var. 5'in üstünü 3 ekliyorum. 5, 6, 7, 8. 8'i yazıyorum. 1. Altında sayı yok. Ne yapıyorum? 1'i aşağı indiriyorum. Ne oldu? sayım yine 18. Yani iki yoldan çözebilirim. Birinci yol dediğim gibi 13 aklımda tutuyorum. Üzerine 5 ekliyorum. 14, 15, 16, 17, 18. Ya da 1'i kapatıyorum. 5 artı 3, 8. 1'i aşağı indiriyorum. 14 ile 4'ü toplarken 14 aklımda, 4 elimde 15, 16, 17, 18. Ya da 1, 2, 3, 4 çubuk 14'ün üstüne 4 ekliyorum. 15, 16, 17, 18. Diğer yoldan hatırlarsak. Onlar basamandaki 1'i kapatıyorum. 4 artı 4, 8. 1'i aşağı indiriyorum. Altında sayı yok. Sonuç yine 18 yapıyor sevgili öğrencilerin 11 ile 8'i topluyorum. Şimdi çubukları çizmeden de yapabiliriz. 11 aklımda. 8, 8. Elimde 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya da sevgili öğrencilerim dediğim gibi onlar basamandaki sayıyı kapatıyorum. 8 1 daha 9. Bir aşağı indiriyorum. Yine aynı sonucu verecek bana. Burada 19'la 1'i topluyorum. 19 aklımda bir elimde 19 bir daha 20 diyorum sevgili öğrencilerim. Diğer yöntemle çözmüyorum kafanız karışmasın diye eldeli toplamalara girdiği için. Şimdi dördüncü bölümde ise 3 tane doğal sayıyı alt alta toplayacağız. Sevgili öğrencilerim burada önce ne yapıyoruz? 5 ile 2'yi topluyoruz. 5, 2 daha. 5, 6, 7. Üstüne ne ekliyorum? 4 tane ekliyorum. 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Önce birinci toplanan ile ikinci toplananı topluyorum. 5, 2 daha 7 diyorum. Aklımda tutuyorum sayıyı üstüne 4'ü ekliyorum. 9, 4 daha önce 9 ile 4'ü topluyorum. 9, 10, 11, 12, 13. 13 aklımda. Üstüne 5'i ekleyeceğim sevgili öğrencilerim. Evet 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sonucumuz 18. Son işlemimiz sevgili öğrencilerim. 3 tane 6 var burada. 6 ile 6'yı topluyorum. 6 7 8 9 10 11 12. 12 aklımda ve üstüne ne yapıyorum? 6'yı ekliyorum. 12 13 14 15 16 17 18. Evet. Sonuç 18. Bu örnekleri tekrar tekrar izleyerek toplama işleminin çok kolay bir şekilde yapıldığını görebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum sevgili öğrenciler.